Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. İlk olarak Türkiye'de dün yurt içerisinde veri akışı sakindi. Borsa İstanbul Yüz endeksi %1,27 değer kazanarak günü 1491 puan seviyesinden tamamlarken toplam işlem hacmimiz ise 16,8 milyar Türk lirası olarak gerçekleşti. Sektörler endeksi arasında en fazla kazandıran %2,94 ile madencilik sektörü olur iken en çok kaybettiren sektör ise %1,34 ile spor endeksi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz artışı istemediklerini, faiz indirimlerinin yakın zamanda başlayacağını ifade etmesi borsa tarafından dün olumlu yansırken kur tarafında ise bunun olumsuz etkilerinin olduğunu gördük. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklanan 30 Temmuz'a ilişkin veriler Yabancılar 51,8 milyon dolarlık hisse satışı yaptığı yönünde görülürken 300,7 milyon dolarlık da devlet iç borçlanma senetlerini aldığını görüldü. Ayrıca yabancıların aynı haftada 10,2 milyar dolarlık şirket borçlanma senetlerinden de çıktığı görülürken repoya 8,5 milyon dolarlık giriş olduğunu gördük. Yabancıların Hisse çıkışı devam ederken tavil alımına yönlendirdiklerini görüyoruz. Bugün yurt içerisine veri akışı sakin. Ancak dikkatler Amerika Birleşik Devletleri tarafından gelecek verilere çevrilmiş durumda. Fed'in varlık alım programının azaltılmasına dair istihdam verilerini de yakından takip ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise dün açıklanan veriler Haftalık işsizlik maaşına başvuranların sayısını 385.000 olarak gerçekleşirken Amerika Birleşik Devletleri istihdamda toparlanma eğilimini sınırlı bir biçimde sürdürdüğünü görüyoruz. Haftalık işsizlik maaşına başvuranların sayısı hala pandemi öncesi ortalaması olan 250.000 kişiden uzak bir görünüm çizerken Haziran ayına ait ticaret dengesi ise negatif bölgede 75,7 olarak gerçekleşti ve beklentiler 74,2 milyar dolar olurken Amerika Birleşik Devletleri ticaret açığı Haziran ayında da artış gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde de senatör Joe Manchin Fed Başkanı Jerome Powell'a bir mektup göndererek Fed'i ekonomiye saldığı desteğin bir kısmını geri çekmeye başlamaya çağırırken Fed yönetim kurulu üyesi Christopher Waller, destekleyici para politikasının bazılarının geri çekilmeye beklediğinden daha erken başlayabileceğini ve bugün açıklanacak Temmuz ayı tarım dışı istihdam raporunun ve Eylül ayında Ağustos ayı için açıklanacak istihdam rakamlarından büyük umutlar olduğunu ifade etti. Waller, Amerika Birleşik Devletleri işgücü piyasasının koronavirüs salgının ısrarının istihdam kaybının %85'ini Eylül ayına kadar geri almasının mümkün olduğu görünüşünü tekrarlarken dün gelen veriler ve yapılan açıklamaların ardından Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerindeki görülen bu sabahki işlemler %1,24 seviyesinden geçiyor. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizleri 1,30 seviyesi oldukça kritik. Bu seviyeyi de yakından takip ediyorum. Dün tahvil faizlerin ardından dolar endeksinde de hafif yukarı yönlü bir seyir sürerken dolar endeksinde ise 92,45 seviyesi önemli direnç seviyesi olarak bunun da altını çizmek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri borsaları dünü yükseliş ile kapatırken iyi gelen şirket bilançoları ve ekonomik verilere ilişkin etki ise pozitif bir seyir içerisindeydi. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde önemli veriler açıklanacak. Fed, tavir alım programının azaltılması sürecine baktığı iki önemli veri olan enflasyon ve istihdamda hedeflenen noktayı bekliyor. Enflasyonda hedeflenen çizginin üstüne geçilirken istihdam piyasası hala çizgiye gelmiş durumda değil. Bu yüzden istihdam verisi iyileştikçe tapering'e yaklaşan İstihdam verisi kötüleştikçe uzaklaşacak. Bugün tarım dışı istihdamın 870 bin gelmesi beklenirken işsizlik oranında da %5,9'dan 5,7'ye geri çekilmesi bekleniliyor. Aylık ortalama kazançların beklentileri ise %0,3 iken yıllık ortalamada saatlik kazançların %3,8 gelmesi tahmin ediliyor. İyi gelecek veriler Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinde ve dolar endeksindeki yükselişe sebep olabilecekken kötü gelecek veriler dolar endeksi ve Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvillerinde görülen düşüşe neden olabilir. Fed'in tapering sürecinde yaklaşması borsalara olumsuz, uzaklaşması borsalara olumlu yaklaşabilir. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde dün yapılacak görüşmelerde altyapı paketinde prosedür oylaması sürecine geçilememişti. 1 trilyon dolarlık paket için oylamanın cumartesi günü gerçekleşeceği de altı çizildi. Euro bölgesi tarafında ise dün Euro bölgesinde veri akışı sakindi. Dolar endeksinin kuvvetlenmesiyle Euro dolar paritesindeki düşüşler görülürken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarının ardından Türk lirasındaki değer kaybının sürmesiyle Euro Türk lirası paritesi tekrardan kritik seviye olan 10,05 seviyesinin üstüne attı. Sabah Almanya'dan gelen verilerde sanayi üretimi %1,3 azalarak beklentilerin altında kaldı ve Ifo Araştırmalar Birimi Başkanı Klaus İmalatta arz sıkışıklıklarının etkilerinin hissedilmeye başladığını ve mobile sektörü üretiminin görünümünün özellikle zayıf olduğunun ifadeleri yer aldı. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil getirilerinin Dün Amerika Birleşik Devletleri'de seansın açılmasıyla birlikte 1,20 seviyesini görmesi üzerine ons altında sert geri çekilmelerin yaşandığını gördük. Bugün açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisini yakından takip ederken ons altına teknik olarak baktığımızda 1810 ve 1820 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları gelebilecek olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 1790 ve 1780 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gram altın tarafında ise beklentilerin üzerinde gelen enflasyon oranı sonrasında kurda bir hareketlilik görülmezken ons altın tarafındaki yükseliş sonrasında Gram altında da yükselişlerin yaşandığını gördük. Gram altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin görülmesi durumunda 500 Türk Lirası ve 505 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası bir aşağı yönlü hareketlerin olması durumunda ise 490 ve 480 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.